Ya hayır hayır, başladım ben keserim sonra. Boşa gidiyor da o yüzden. Tamam, önemli değil. Tam varken daha da utanıyorum. Evet. İntrolar kolay değilmiş değil mi? İntro değil de gülesim geliyor benim. Bir dakika şu arkamızdaki gitsin aşkım. Ya acaba sen çıkmasan mı ya tamamında? Hani bazılarını öyle yapıyor, sen karşımda oturup soruyormuşsun gibi mi? Evet, bugün eşim var yanımda. İnşaat mühendisliğini anlatacak. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi özelinde, çünkü oradan mezun. Evet, merhabalar. Şimdi sizlere benim de mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Aynı zamanda sadece İTÜ İnşaat'ta okurken değil, okuduktan sonra Türkiye'deki ve genel dünyadaki iş imkanları hakkında, bir inşaat mühendisi iş yeri yaşamında ne yapar, bir günü nasıl geçer, akademik kariyer imkanları nelerdir, kısa kısa bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle İTÜ İnşaat'a girdiğiniz zaman, yani kazandığınız zaman bir hazırlık süreci var. Eğer yeterli puanlar alırsanız hazırlık atlama sınavından, TOEFL'dan ya da IELTS'ten direkt hazırlıktan muaf olabiliyorsunuz ve fakülteye başlıyorsunuz. Ya benim zamanımda hazırlığı atladınız ya da hazırlık okudunuz, bölüme geçtiniz ve hiçbir bölümü tanıtıcı bir ders yoktu. Direkt olarak ilk dönem işte matematikler, fizik, kimya gibi dersler alıyordunuz. Temel havuz dersi dediğimiz dersleri. Diğer dönemde de işte teknik resim, statik gibi direkt inşaat mühendisliğinin ana omurga derslerini almaya başlıyordunuz. Ancak sanıyorum ki şu anda bir yine bölümü tanıma amacıyla bir hazırlık dersi var. Hani inşaat mühendisliğini genelde bir oryantasyon tarzı, ama oryantasyon değil aslında, mühendislik hakkında genel bilgilerin edinildiği. 8 dönemden oluşuyor hani bir 4 yıllık mühendislik bölümü. Bu 6. yarı yıla gelene kadar çok da fazla bir mühendislik eğitimi aldığınızı zannetmiyorsunuz öncelikle. Diyorsunuz hani nerede bunun inşaatı, nerede bunun mühendisliği. Esasında aldığınız tüm matematik ve fizik dersleri sizi bunlara hazırlıyor. Ve sonrasında betonarme, çelik yapılar gibi dersler alarak gerçekten inşaat mühendisliğinin ana omurga derslerini almaya başlıyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğinde okurken hocalarınız size oldukça fazla yine ödev verecekler. Kimi derslerin birden fazla vizesi olacaktır. Kimi derslerde kısa sınavlar var. Yani bu şekilde tabii bir de her dersin final sınavları oluyor. Şimdi genellikle mühendislik bölümlerinde İTÜ, yani İstanbul için konuşursak tabii, yani hani ODTÜ falan, onları hiç saymıyorum. İTÜ genelde Yıldız Teknik Üniversitesi ile hani karşılaştırılıyor. Ki neden İTÜ yani hani? Şimdi şöyle cevap vereyim. Esasında bunu İstanbul'daki puanı en yüksek, hatta Türkiye'de genel anlamda en iyi üniversite olarak kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi ile bile kıyaslayabiliriz. Bir kere inşaat özelinde bakacak olursak, İTÜ'deki inşaat mühendisliği bölümünün genel anlamda hoca kalitesi, ya hoca kalitesi demek de çok doğru değil. Hani sonuçta kaliteye ben karar veremem, ama hocaların sektördeki yaptıkları işler, sektöre yaptıkları hem danışmanlıklar hem de bizzat kariyerlerinde çalışmış olmaları ile birlikte, bir de İTÜ'deki laboratuvar imkanları gerçekten gerek Yıldız'a gerek Boğaziçi'ne göre çok daha iyi. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin köklü olması eski mezunlarının şu anda inşaat sektöründeki en iyi firmalarda yöneticilik yapmaları ya da hani hatta bir kısmının sahibi olmaları, İTÜ'nün gerek aldığı yatırımları, gerek İTÜ mezunlarının sektörde iş bulabilme imkanları açısından bir artı sağlıyor. Yani şöyle bir, bazı hocalarımız der, İTÜ'lüler gerçekten hani işin daha çok tekniğini bilirler, Boğaziçi'liler daha çok yönetim kısmı. Yani bu da tabii direkt bir genelleme yapamayız, ama İTÜ'de işin gerçek anlamda mühendisliğini, problem çözmesini, saha idaresini birazcık daha üstüne eğilerek öğretiliyor, anlatılıyor. Boğaziçi'nde daha çok hocalar akademi üzerine yoğunlaşarak ilerlediklerinden dolayı hani sektörden örnekler verme ve sektör bilgileri birazcık daha İTÜ'ye göre, İTÜ'deki hocalara göre az kalıyor. Ya bu sebeple İTÜ daha iyi olarak, yine İTÜ İnşaat daha iyi görülüyor. Bir de İTÜ'de tabii eğitimin Türkçe olması aslında bunda önemli bir etmen. Çünkü şöyle ki, evet bir hazırlık eğitimi var ya da bir hazırlık atlamak için bir yeterlik sınavı var. Ancak genelde o sınavları atlasanız bile, hazırlık eğitimini alsanız bile, İngilizceniz genellikle İngilizce anlatılan bir dersi çok iyi anlamak için yetmeyebilir.
hadi diyelim sizin İngilizceniz çok iyi yetiyor ama her hocanın İngilizcesi hakim olduğu konuyu çok iyi anlatacak kadar iyi olmayabiliyor. Ya bu Boğaziçi'nde de böyle. Hani sadece İTÜ özelinde değil. Bilkent'te bile. Değil mi? Sen Bilkent mezunusun. Yani şu an git hani en iyi Türkiye'deki üniversite belki Koç'ta bile hani yurt dışında doktorasını yapmış hocalar bile İngilizce olarak kendi hakim oldukları konuyu anlatmakta birazcık daha güçlük çekiyorlar. Yani belli bir noktadan sonra bazı şeyleri Türkçe olarak açıkladıklarını, daha iyi öğrettiklerini, daha iyi anlattıklarını düşünüyorlar ki öyle. Ha yine İTÜ'yü mesela Boğaziçi'ne göre iyi yapan, dediğim gibi bir, hocaların sektörle olan bizzat iş yapmış olmaları, iki, laboratuvar imkanları, üç de ana dilde eğitimin verilmesi. Ha, Yıldız'a göre baktığımızda da dediğim gibi, yani toparlıyorum şu anda, Yıldız'a göre kıyasladığımızda da İTÜ'nün daha eski bir geçmişinin olması ve İTÜ mezunu olan, yani İTÜ mezunlarının şu anda sektördeki çok büyük inşaat firmalarında yönetici ya da sahip, ortak gibi pozisyonlarda bulunmaları olarak bu şekilde söyleyebilirim. Peki o zaman bir inşaat mühendisi ne yapar? Evet işte. Yani bu sorunun ciddi anlamda çok fazla cevap var. Herkes kendine göre yorumlayabilir. Ancak ben buraya şöyle kısa bir hikayemi anlatarak başlayayım. Üniversiteye daha yeni başladım. Yani daha doğrusu bölüme yeni başladım. Statik dersinde bir hocamız geldi. O zamanlar bölüme tanışma dersi gibi ders yoktu. Direkt olarak hani bölümle alakalı ilk ders ya teknik resim ya da statik olarak başlıyordunuz. Yani bölüm hocalarının ilk olarak verdiği derste. Statik dersini aldığımız hocamız geldi ve dedi ki arkadaşlar hani her dönem İTÜ'ye gelen öğrencilerin neler yaptığını biliyor musunuz dedi mezun olduktan sonra yaklaşık olarak. Şöyle bir genel anlamda bir oran verdi. Dedi ki buraya gelenlerin yani en fazla %30'u dedi sektörde bizzat gerçek anlamda inşaat mühendisi olarak çalışır dedi. Onun dışında geri kalan bir %20-30'luk kesim dedi müteahhitlik yapar. Yani direkt girişir yani hani kolları sıvar ve direkt müteahhit olarak girişir. Zaten ondan daha önce de şöyle bir mühendisliğe hazırlık kulübümüz vardır bizim İTÜ'de. Adı mühendisliğe hazırlık kulübü. Ama esasında inşaat fakültesinde ve genel olarak inşaat mühendislerini oluşturduğu bir kulüptür. Orada bir kulübe katılanlar arasında bir anket yapılmıştı. Hani annesi ya da babası mimar ya da inşaat mühendisi kimler diye. Ya bildiğiniz kulübün yarısından fazlasının annesi ya da babası inşaat mühendisi ya da mimardı. Kulüpte %25'lik bir kesiminde hani babası, amcası, dayısı müteahhitti. Ama esas olarak yani şu çarpıcı ki yarısından fazlasının annesi ya da babası hani bir inşaatta doğrudan ilişkili insanlardı. Şimdi hal böyle olunca hocamızın dediğine devam ediyorum. Dedi ki bu sınıfın %20 ile 30'u direkt müteahhitlik yapacaktır dedi. Yüzde yine bir 20-30'u da hiç alakasız işlerle uğraşacaktır dedi. Yani bu bankacılık olur, pazarlama olur hani ya da yani yapı malzemesi alanında da değil. Yani inşaatla alakalı hiç olmayan tamamen alakasız bölümlerle meslekler edinecekler, çalışacaklar. Ne bileyim pilot olanlar olabilir ki benim de okuduğum dönemden iki arkadaşım var bildiğim ki İTÜ İnşaat oldukça kalabalık olduğu için bilmediğimiz nice insanlar var. Yani bir dönemde 250-300 arasında insan giriyor ve hani mezun oluyor her sene. Belki daha nice pilotlar çıktı. Ama benim hani yakından bildiğim iki kişi pilot oldu. Sonra bir işte %5'lik kısmı da akademiye yönelir demişti. Ya tabii oranlar hani keskin olmadığı için öyle ben de yuvarlak verdim. Şimdi esas olarak sektöre yönelenler ne yapar? Sektördekiler, sektörde genel anlamda ikiye ayrılıyor aslına bakarsanız. Bir projeci, bir şantiyeci. Şöyle şantiyeci demek gece gündüzü yok demek. Yani haftanın neredeyse 7 günü çalışmaya razı gelmek demek. Ki özellikle de ilk gençliğinde yani belki 30 yaşına kadar olan süreçte haftanın 7 günü çalışan demek şantiyeci demek. Projeci demek de birazcık daha kılığına kıyafetine dikkat edip biraz daha belki az para kazanıp hani görece olarak şantiyeciye göre ama haftanın 5 ila 6 günü çalışan demek. Şimdi ikisinin de kendine göre avantajları dezavantajları var. Projeciler tabii daha ofis ortamında çalışıyor. Hani beyaz yakalı statüsünde oluyorlar. AutoCAD'le haşır neşirler, matematikle haşır neşirler, işte bilgisayarla haşır neşirler. Ancak tabii şantiyedekine göre biraz daha az kazanıyorlar. Yani genel şey bu. Ha siz çok özel bir çelik alanında çok uzmanlık yapmışsınızdır, kendinizi geliştirmişsinizdir ya da çelikle alakalı bir programı kullanmayı çok iyi bilip hani hesapları çok hızlı yapabiliyorsunuzdur. Onları istisna tutuyorum. Yani genel anlamda hani yeni mezun bir insan hani ofiste çalışıyorsa orada tabii ayrılıyor. Hani işte statik ofis mi yoksa hak ediş birimiyle alakalı bir işte mi çalışıyor yoksa hani bir yapı malzemesiyle alakalı ya da bir çimento fabrikasından falan çalışacağım. Hani yine genellememiz statik ya da hak edişe
yönelik bir ofiste çalışanlardan bahsediyoruz. Şantiyede ise, şantiyede aslında çobansınız. Ciddi anlamda bir inşaat mühendisinin yaptığı çobanlıktır. Ha, eğer yetkiniz ve şeyiniz fazlaysa o zaman tabii sorun çözme üzerine de yoğunlaşabiliyorsunuz. Ya, bu çok güzel. İşte zaten mühendislikte size asıl keyif veren o. O çobanlık kısmı değil. Şantiyede çıkan bir sorun, eğer siz bir çözüm ürettiyseniz ve o çözümünüz başarılı olduysa, işte o zaman ben mühendisim diye bunu anlıyorsunuz ve gerçekten keyif alıyorsunuz. Peki o zaman şimdi doktora yapıyorum dedin. Evet. O zaman esas hani en iyi bildiğin alanlardan birisi olarak akademiye yönelen inşaat mühendislerini neler bekliyor? Öncelikle yabancı dillerinin çok iyi olması bekleniyor. Kesinlikle. Yani bu artık olmazsa olmaz. Eğer siz bir akademisyen olacaksanız, hayır, akademisyen olmayıp doktora, sadece doktora yapayım diyorsanız bile İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. Neden İngiliz? Çünkü sizin çok iyi literatür taramanız gerekiyor. Sizin çok iyi yeni çıkmış yayınları takip edebilmeniz gerekiyor. Sizin çok iyi belki bir yeni bir program çıkar, bunu öğrenmeniz ve iyi kullanabilmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu bir halledelim. Yani tamam, çok iyi konuşamıyor olabilirsiniz ama kesinlikle dinlediğinizi çok iyi anlamanız, okuduğunuzu çok iyi anlamanız ve ciddi anlamda da iyi yazıyor olabilmeniz lazım. Ama okuduğunu anlama ve dinlediğini anlamanın muhteşem olması lazım ki literatürü takip edip bilgiler alabilin diye. Sonrasında deneysel bir şey mi ortaya çıkaracaksınız, deneysel bir çalışma mı yapacaksınız, yoksa daha çok matematik üzerine bir analiz mi yapacaksınız, yeni bir çıkarım mı, bir varsayım mı? Bir de şimdi şunu hemen söyleyeyim. İnşaatta lisansüstü süreçler, İTÜ özelinde anlatıyorum ki Yıldız'da da böyle, Boğaziçi'nde de böyle, ama oralarda sayılar değişiyor. Çoğu büyük üniversitede ve İTÜ'de de olduğu gibi lisans üstünde farklı anabilim dalları var ve bu anabilim dallarına göre bir siz işte yüksek lisans ve doktora programı seçiyorsunuz. İTÜ'deki lisans üstü programları sayacak olursak, işte deprem mühendisliği var, hidrolik ve su kaynakları var, ulaştırma var, yapı işletmesi var, yapı mühendisliği var ve zemin mekaniği var. Tabii yapı mühendisliği de kendi içinde ayrılıyor. İşte yapı malzemesi, çelik ve betonarme diye kendi içinde de ayrılıyor. Lisans aldığınız derslerden, bu alanlardan hangisinde daha başarılıysanız tabii onu seçmeniz bir avantaj, bir artı, mülakatta olsun, hocalarla olan diyaloğunuzda olsun. Bir de tabii son dönem, belli dönemlerde bölümde okurken seçmeli ders alternatifleri var. Bu seçmeli dersleriniz de eğer böyle bir akademik alanda ilerlemeyi ya da bir yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız, bu alanlardan alakalı olanlarını seçmeniz sizin için büyük bir fayda sağlayacaktır. Ben şu an ulaştırma alanında doktora yapıyorum. Yüksek lisansımı da ulaştırma alanında yapmıştım. Burada tabii şöyle bir şey var. Ulaştırma doktorasına kabul almak için genelde ulaştırma ya da geoteknikten, yani zemin mekaniğinden yüksek lisans yapmış olmanız bekleniyor ama genelde bölümler arasında çok keskin şeyler yok. Yani yüksek lisansınızı başka bir alandan yapıp doktoranızı başka bir alandan yapabilirsiniz. Tüm bu bölümler direkt olarak inşaat mühendisi programı mezunlarına açıkken, bazı bölümler çeşitli bilimsel hazırlıklarla diğer bölüm mezunlarına da açıktır. Şunu soracağım, yani önceki videolarımı izleyenler falan olmuşsa, şimdi bizim bölümde şöyle bir şey var. Akademide devam ediyorsan onun yanında başka bir iş yapma ihtimalin çok düşük. Yani çoğu hocamız için öyle bir imkan yok. Sadece akademisyen olarak ders veriyorlar, araştırma yapıyorlar. Lisansüstü öğrencileriyle ilgileniyorlar falan. Zaten başka bir şey pek vakitleri kalmıyor düşününce. Ama inşaat mühendisliğinde hocaların akademi dışında yaptıkları işler oluyor mu? Ya da evet, o tarz çok işler güzel soru. Hemen devralıyorum. Şimdi öncelikle inşaat mühendisliği alanından mezun olmuş ve yüksek lisans yapan bir insan çok rahat sektörde çalışabilir ki ben bunu öneririm. Yani ileride hoca olmayı düşünüyorsanız bile araştırma görevlisi olmaktansa, ben kesinlikle sektörde kendinize bir iş bularak, çok yoğun bir şantiye işi olmak zorunda değil ama yüksek lisansınızı yürütürken bir iş yapıyor olmanızı öneririm. Yüksek lisanslı dönemde iki ders almanız zaten kafi oluyor. Şöyle ki, o da iki derste eğer derslerinizi aynı güne denk getirebilirsiniz, bir güne denk gelir. Ayrı ayrı alırsanız da iki yarım gün. Ki iş yerlerinin çoğundan bu izni alabilmenizin mümkün olacağını düşünüyorum. Özellikle de ağır yürüyen, yani ağır olan ve bitirme süresi çok kısıtlı olan bu metro inşaatları gibi ya da çok acil yetişmesi gereken bir inşaatta çalışmıyorsanız, çok yoğun bir görevde değilseniz bu izni alabilirsiniz. Ofis işleri yapıyorsunuz. Ya ofiste alabilirsiniz. Ya şantiyede de alabilirsiniz esasında. Hiç olmuyorsa yıllık izninizden kullanın ama mutlaka yüksek lisans yaparken çalışın.
Yani o sektörü tanıyın. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yani iyi bir hoca sektörü de gerçekten görmüş, tanımış, tecrübe edinmiş bir yani kişiden oluşur. Diğer kısmına gelecek olursak, İTÜ'de çok ciddi, çok kıymetli hocalar var ki sektörde gerek danışmanlık yapmış, gerekse yine onlar da zamanında hani yüksek lisans ve doktorlarını yaparken çalışmışlar. Hatta hala şu anda doçentlerden, profesörlerden çeşitli firmalara danışmanlık yapanlar var. Ve bu danışmanlıkları saat ücreti bazında kazanıyorlar. Hani yakın ilişkimizin olduğu hocalar bunu samimi olarak da dile getiriyor ama tabii burada rakam vermek çok doğru olmaz. Bayağı iyi paralar kazanıyorlar. Şimdi çeşitli şeyler var. Kimisi bilirkişlik yapıyor. Mesela en basit hani bir hoca hiçbir şey yapmıyorsa davalarda bilirkişlik yaparak bile aylık her ay düzenli belli bir gelir kazanabiliyor. Yani bilirkişlik nedir? Biliyorsunuz bir trafik kazası oluyor mesela. Kim suçlu, kim suçsuz? Bunun belirlenmesinde ulaştırma alanındaki hocalar mesela bilirkişlik yapıyor ve bununla ilgili dosya, rapor hazırlıyorlar ve bununla ilgili belli ücretler alıyorlar. Mesela bazı hocalarımız var, Türk müteahhitlerin yurt dışında yaptığı ya da yabancı müteahhitlerin Türkiye'de yaptığı ya da yine Türk müteahhitlerin Türkiye'de yaptığı işlerde bu contractor, subcontractor yani işverenle işveren, müteahhit bunlar arasındaki belli anlaşmalar var, yani iş anlaşmaları var. Bu anlaşmalardaki yaşanan sorunları çözüyorlar ve buna danışmanlık veriyorlar. Yani tıpkı bir hukuk danışmanı gibi ama inşaat alanında. Yani hem bir bilirkişlik içeriyor iş, hem hukuki süreçleri bilen, işte yani bu hocamız mesela hem hukuki süreçleri biliyor, hem ciddi anlamda sektördeki bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor ve buna danışmanlık yapıyor. Bunlarla birlikte çok basit anlamda işte Türkiye'deki bir metro projesine ya da ne bileyim bir karayolu projesine danışmanlık yapan, rutin danışmanlık yapan hocalarımız da var. Ve bunlar da ciddi anlamda haftada sadece bir günlerini ayırarak ciddi rakamlar kazanıyorlar. Peki o zaman şunu sorayım. Sen ilk işine ne zaman başladın? Hani mezun olduktan sonra yaklaşık ne zaman başladın ve ne kadar? Ben şöyle söyleyeyim. Bir İTÜ mezununun mezun olduktan sonra işe başlama gibi bir şey yoktur. Hele ki belli derslerde başarılıysa, birkaç tane hocayla arası ise, ki benim öyle aşırı bir samimiyetim olmamasına karşılık ben daha mezun olmadan hocalarım hangi alanda çalışmak istersin diye sordular bana. Yani şu işi mi, şu işi mi, şu işi mi istersin? Yurt dışında mı iş istersin, yurt içinde mi iş istersin? Ve ben daha mezun olmadan çalışmaya başladım. Metro şantiyesine ben mezun olmadan çalışmaya başladım. Ve ilk maaşım o zaman asgari ücretin 2,5 katıydı. Yani hani direkt bir rakam vermek doğru olmaz. İşte şu yıl şu kadar, bu yıl bu kadar. Ya piyasaya göre tabii ki değişmekle birlikte ben o zamanlar Türkiye'deki bir metro şantiyesinde, İstanbul'da bir metro şantiyesindeki işte çalışmayı tercih ettim. Ve asgari ücretin 2,5 katı bir maaşla başladım. Daha sonra işte mezun olduktan sonra hiçbir şey benim için değişmedi. Yani zaten çalışıyordum. Daha sonrasında yeni işler kendiniz seçebiliyorsunuz, kovalayabiliyorsunuz. İstanbul'daki metro şantiyesinde çalıştıktan sonra daha önce stajımda yapmış olduğum Enka firmasının bir yurt dışındaki yani Avrupa'daki bir karayolu projesinden teklif aldım. Rakam çok yüksek değildi çünkü o zaman daha yüksek lisansım bitmemişti. Yüksek lisans yapıyordum. Ve bana bu Amerikan ortaklı bir yol projesiydi. Ve bana o zaman teklif ettikleri maaş 3500 euro artıları vardı. Hani en çıplak maaş 3500 euroydu. Artı konaklama tabii ki ücretsizdi. Genelde yurt dışı şantiyelerde bu şekilde olur. İşte ilave özel sağlık sigortası yapıyorlardı. Ve Türkiye'ye de yılda iki kere ücretsiz uçak bileti hani veriyorlar. Yani bu şekilde imkanlar var. Tabii baktığınız zaman şöyle bir şey var. Eğer daha şartların kötü olduğu ülkelerde gidiyorsanız tabii ki maaşlar daha yüksek. Çünkü talep az. Yani mesela bir Kazakistan'a gidiyorsanız, bir Özbekistan'a gidiyorsanız ya da Afrika taraflarında, Orta Doğu'da, hani Irak'ta bir inşaat projesine gidiyorsanız evet maaşlar belki 5-7 bin dolarlara kadar çıkabiliyor ama tabii ki orada çalışmayı hani hem güvenlik açısından hem de sosyal hayat açısından pek de tercih edilmiyor. Ama bir işte Avrupa ya da Balkanlardaki bir proje tabii ki daha çok tercih edildiği için birazcık daha maaşlar düşük olabiliyor. Ama dediğim gibi orada düşük dediğimiz maaşlar bile 4000 eurolar civarında. Bu arada o zaman yüksek lisansını bitirmiş olsaydın, bitirip gidecek olsaydın maaşında bir farklılık olurdu. Şöyle evet, ilginçtir ki hani genelde derler iş hayatında yüksek lisansın çok bir etkisi yok dense de o zaman bana maaş teklifi yaptıklarında eğer yüksek lisansın bitmiş olsaydı sana 1000 euroya kadar daha fazla maaş teklif edeceğiz demişler. Yalnız arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. Evet, Türkiye'de pek çok üniversitede inşaat mühendisliği bölüm var. Her yerden mezun oluyor insanlar. Önemli olan hep
bir insanların kendini kandırdığı bir konu var, kendini geliştirmek. Yani biraz kendini kandırmak, biraz gerçek. Şöyle diyeyim, tabii ki kendinizi geliştirme diye bir gerçek var ama şu açık net ki çoğu büyük inşaat firması ve çoğu insan kaynakları uzmanı öncelikli olarak daha seçkin üniversitelerden mezun olanları tercih ediyorlar. Ya çünkü şöyle bir bakış var. Sen eğer hani zaten daha başarılı olsaydı ya da daha çok çalışmış olsaydın, kapasite olarak demeyeceğim çünkü çok kapasitesi yüksek olup da iyi bir yeri kazanamayan da nice insanlar var. Ancak hani ben maalesef benim gözümden değil, işveren gözünden söylüyorum. Çoğunun bakışı bu. Yani eğer iyi bir üniversiteden mezun değilse demek ki kapasitesi ya çok iyi değilmiş ya çok çalışkan değilmiş. Benim işim de iyi yapamaz deyip ilk işe girişte şansınız daha az olur. Sonrası için demiyorum. Yani siz tecrübenizi kazanmışsınızdır. O tecrübeyi kazandıktan sonra ya tabii ki İTÜ'den de Boğaziçi'den de çok daha fazla para alabilirsiniz. Çok daha iyi şartlarda çalışabilirsiniz. Ama ben şunu diyorum. İlk iş deneyimlerinizde hani ilk 3 yılınızda mesleğinizin tabii ki üniversitenizin adı sizin direkt olarak seçilmenize ve diğerlerinden sıyrılmanızda önemli bir unsur deyip burada söyleyeceklerimi tamamlıyorum. Herkese üniversite sınavında başarılar diliyorum. İnşaat mühendisliği hakkında, İTÜ hakkında sorularınız olursa hepsini yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. O zaman her zamanki gibi videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna tıklamayı unutmayın. Yani üniversitelerle ilgili daha fazla video yapma gibi bir planım var. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.